Siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz. Uzun bir süredir hazırlığı yapılan insan hakları eylem planı kamuoyuna ilan edildi. Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye olarak belirlenen eylem planımız 11 temel ilkeyle başlıyor. Plan 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluştu. İlki daha güçlü bir insan hakları koruma sistemidir. İkinci amaç başlığı yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesidir. Üçüncü amacı hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflıktır. Dördüncü amacı ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesidir. Eylem planının ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan tanıtım töreninde açıkladı. Eylem planının beşinci amacı kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesidir. Altıncı amacı kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınmasıdır. Yedinci amaç başlığı mülkiyet hakkının daha etkin korunmasıdır. Sekizinci amacı toplumsal refahın güçlendirilmesi ve kırılgan kesimlerin korunmasıdır. Son amaç başlığı insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalıktır. İnsan hakları eylem planı 11 temel üzerine inşa edildi. İnsan Doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir. Herkes hukuk önünde eşittir. Mevzuat tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir. Planın temel ilkeleri arasında bireylerin hak ve özgürlüklerine geniş yer verildi. Sözleşme özgürlüğüne Hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez. Hiç kimse başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Hukuk devleti hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak çalışmaların temelinde yeni anayasa olduğunu söyledi. Yeni anayasa hedefimizi insan hakları eylem planımızın nihai amacı olarak belirledik. Yeni anayasa herkesin anayasası olacaktır.